Piyasalar geçtiğimiz hafta açıklanan enflasyon verisi sonrası başlayan yükseliş hareketini bu haftada devam ettiriyor. Bilanço açıklamalarının gündemi belirlediği Amerika borsalarındaki hareketler Avrupa tarafında da etkili oluyor. Geçtiğimiz hafta bankacılık sektörünün bilançolarını karşılayan piyasalar olumlu finansallardan da güç buldu. Piyasalardaki pozitif hava eşliğinde bilanço açıklamaları sektörel ayrışmalar yaratıyor olsa da genele yayılan bir yükseliş mevcut. Dün Amerika tarafından gelen sanayi üretim ve kapasite kullanım rakamları beklentilerin üzerinde gelirken geçtiğimiz ayın verileri de yukarı revize edildi. Enflasyon başta olmak üzere verilerde yavaşlama veya soğumanın beklentilerden yavaş gerçekleşiyor olması ve Fed beklentilerindeki yukarı revizelerin bu piyasa yükselişiyle aynı anda gerçekleşiyor olması ise tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Avrupa hisse senedi piyasaları dün bilançolar ve İngiltere piyasasında volatilitenin azalmasıyla yükselişle kapattı. Eurostox 50 endeksi %0.64 yükseldi. Vergi kesintisi planlarında geri adım atan İngiltere hükümetinin kararları sonrası FTSE %0.24 yükseldi. En çok yükselen sektör %1.39 ile enerji olurken en çok düşüş yaşayan sektör %1.18'de gayrimenkul oldu. DAX endeksi %0.92 yükselişle 12.765 puandan seansı kapattı. En çok yükselen sektörler %1.80 ile isteğe bağlı tüketim, %1.51 ile bilgi teknolojileri, %1.33 ile endüstri olurken, gayrimenkul %0.80, telekomünikasyon %0.12 ile en çok düşen sektörler oldu. Amerika hisse senedi piyasalarında dün yükseliş hakimdi. S&P 500 endeksinde değer kaybeden bir sektör bulunmazken sanayi sektörü en iyi performansı gösterdi. Yarı iletkenler sektörü ise seansın sonlarına doğru gelen alımlarla toparlandı ve günü artıda kapatmayı başardı. Nasdaq Teknoloji Endeksi günü %0.9 değer kazancıyla sonlandırdı. S&P 500 endeksi %1.16 değer kazanırken Dow Jones endeksi ise %1.14 yükseliş kaydetti. Bugün açıklanacak ekonomik verilerde MBA Mortgage başvuruları, inşaat izinleri ve konut başlangıçları takip edilecek. Amerika tarafında açıklanan sanayi üretimi ve Almanya ZDW verileri dışında önemli bir verinin olmadığı işlem gününde dolar endeksi gün içinde 111.77 seviyesine kadar geri çekilse de kayıplarının tamamını geri aldı ve işlem gününü hafif primle 112.15 seviyelerinden sonlandırdı g para birimleri arasında da karışık bir seyir hakimdi. Yeni Zelanda Doları, g para birimleri arasında dolara karşı en çok değer kazanan para birimi olurken, dün beklentilerin oldukça üzerinde açıklanan enflasyon rakamları sonrasında, Merkez Bankası'nın faiz artış beklentilerini artırması, Yeni Zelanda Doları dolar paritesindeki yukarı yönlü hareketin en önemli nedenleri arasında. İngiltere Merkez Bankası, tahvil satışlarına yeniden başlama kararı alırken, daha çok kısa ve orta vadeli satışların yapılacağı açıklandı. Bugün açıklanacak olan enflasyon rakamları ise sterlin fiyatlarında hareketlilik yaratabilir. Dün G10 para birimleri arasında dolara karşı en çok değer kaybeden ve 1.13 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışan sterlin dolar paritesi 1.13 seviyesinin altına gelirse baskı artabilir. 1.13 ve 1.12 atmış takip edilecek destek noktaları olarak öne çıkıyor. Gün içerisinde 0.98 seviyesine kadar geri çekilen Euro-Dolar paritesi ise işlem gününü hafif primle 0.98.50 seviyelerinden sonlandırdı. 0.99 ve 0.99.34 seviyesinde bulunan 50 günlük ortalama olası bir yukarı yönlü harekette takip edilecek direnç noktaları olacaktır. Altın 1650 dolar seviyelerinden işlem görürken 1660 dolar seviyesi ilk ve en önemli direnç noktası olarak öne çıkıyor. Gümüşse 18.70 dolar seviyelerinden işlem görürken, gün içerisinde 18.90 seviyeleri test edilmişti. Küresel enflasyon rakamları artmaya devam ederken, hem merkez bankalarının faiz beklentileri hem de resesyon beklentileri artmaya devam ediyor. Fed vadilerine göre, Kasım toplantısı için 75 bas puan artış fiyatlanması %100'ün üzerinde. Beklentilerin üzerinde açıklanan Yeni Zelanda enflasyon rakamları sonrası ise faiz artış beklentileri 75 bas puana yaklaştı. Tahvil getirilerinde de dün önemli bir değişiklik gerçekleşmedi. Amerikan 10 yıllık tahvil getirisi %4 seviyesinin hemen altında işlem görürken, Avrupa 10 yıllık tahvillerinde de sınırlı değişim gözlendi. Türkiye'de ise Avrupa ve Amerika tahvillerinin aksine olumlu bir hava vardı. 10 yıllık tahvil getirisi 10 bas puan gerileyerek %10.60 seviyesine gelirken, 5 yıllık getiri de %5 seviyesinin altına geldi. 5 yıllık ülke risk primi ise yaklaşık 20 bas puan geri gelerek 735 seviyesinde seyretti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.